Merhabalar efendim, selamlar, sevgiler, sağlıklı günler dilerim. CRP, C-reaktif protein, laboratuvar kağıtlarında sonuçlarınıza baktığınız zaman görebileceğiniz tetkiklerden bir tanesi. Yüksekliği ne demektir? Onunla ilgili size çok kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. CRP'nin yanında HS-CRP, yani yüksek duyarlılıkta CRP de vardır ama biz genel konu itibariyle ana hatlara bakalım. Normal değeri 1'in altında olmalıdır, aklınızda kalacak. En önemli nokta bu. CRP, karaciğer tarafından yapılan bir protein ve bir iltihap belirteci. İltihap denildiği zaman hemen aklınıza klasik iltihap gelmesin. İnflamasyon denilen bu süreç hemen hemen her hastalığın altında yatan nedenlerden bir tanesi. Aslında vücudumuzun savunma amacıyla geliştirdiği bir refleks ama buna karşın hastalığa da neden olabiliyor. Dolayısıyla CRP sadece enfeksiyon demek değildir. CRP aslında inflamasyon ve hastalıkların temelindeki büyük orkestranın sadece bir üyesidir. Dolayısıyla tek başına yüksekliği bir şey ifade etmeyebilir. Diğer tetkiklerde ve klinik bulgularla desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla enfeksiyondan kronik hastalıklar ki burada en önemlisi olan damar tıkanıklığıdır. Kansere kadar değişen büyük bir skalada yükselebilir. Ama CRP yüksekliği özellikle kronik hastalıklar, kalp krizi ve felç yani damar tıkanıklığı ile yakından alakası vardır. Ve dolayısıyla bu tür şikayetleri olan ya da şüphesi olan kişilerde CRP yüksekliğine dikkatle bakmak gerekir. Birkaç küçük örnek vereyim size. Erişkin erkeklerde eğer CRP yüksekse kalp krizi riski 3 kat yüksektir. Yani bu oldukça önemli. Dolayısıyla erkekseniz ve laboratuvar tetkik yaptırıyorsunuz, CRP varsa ona dikkatle bakmak gerekir. Felç riski açısından da kadınlarda özellikle kolesterolden daha güçlü bir risk faktörüdür. Dolayısıyla sadece erkekler değil, kadınlarda da CRP yüksekliğini damar tıkanıklığı için bir indikatör olarak kabul edebiliriz. CRP yüksekliği denildiği zaman sadece bunlar aklımıza gelmiyor. Özellikle örneğin kronik obstrüktif akciğer hastalığında, inflamatuar bağırsak hastalığında, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarda yani bağışıklık sistemimizin bize karşı çalıştığı hastalıklarda da yükselebilir. Özellikle romatoloji hastalarında yapılan tetkiklerde de CRP önemli bir yer tutar. Ama biz gene hatırlatalım, damar tıkanıklığı takibi için CRP mutlaka ve mutlaka listede bulunması gereken tetkiklerdir. Damar tıkanıklığı için diğer tetkikleri de bağlantı videolarında izleyip takip edebilirsiniz. Normal değeri 1'in altında olacak. 1 ila 2.9 mg orta risk demek. 3'ten fazla ise gene dediğim gibi damar tıkanıklığı açısından risklisiniz demektir. Bir de başka bir takip açısından size ufak bir ipucu vereyim. Daha önceki CRP değeriniz eğer 2 mg litre kadar artmışsa o zaman damar tıkanıklığı açısından alarm zilleri çalıyor olarak kabul edebilirsiniz. Evet, çok sayıda kan tetkiki var ama bunların içerisinde damar tıkanıklığı açısından önemli olanları sizlere özetliyorum. Onun için CRP'yi unutmayınız efendim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.